Your heart will explode. Herkese merhabalar arkadaşlar, bu videomuzda World of Warcraft klasik ile yeniden gündeme gelen Ankiraj raidlerinin hikayesini anlatacağız. Aslında bu raidler bundan tam 15 yıl önce gelmişti ama 15 yıl sonra bile hala aynı heyecanla beklendi ve oynandı, bizlere de hikayesini anlatmak kaldı. Lafı daha fazla uzatmadan hikayemize geçelim. Ankiraj yapı olarak Titanlar tarafından Old God Katun'u hapsetmek için yapılmış bir şehir hapishanedir. Gözcüsü olarak da yüksek gözcü Raden görevlendirilmiştir. Amaç olarak Uldar ile benzerlik gösteren Ankiraj, yapısal mimari olarak Uldum'daki Titan yapılarına benzemektedir. Dünyamızdaki Mısır mimarisinde andırmaktadır. Hatta koruyucu olarak da yine eski Mısır mitolojisinde bulunan Anubis'ten esinlenen ki adı da çok benziyor, Anubis Anubisatlar görevlendirilmiştir. Bu ırk yine Tolvir ırkı gibi Titanlar tarafından üretilmiş koruyuculardır. Ancak görev liderleri yüksek gözcü Raden, Titanların elimine edildiği yöndeki haberleri alınca umutsuzluğa kapılır ve görevini bırakarak kaçar. Veil vale of Eternal Blossoms'a saklanır ki Battle for Azeroth eklenti paketinde kendisiyle epey takılmıştık. Bu olaydan binlerce yıl sonra Troll İmparatorluğu büyüyecek ve bölgede yaşayan Akir adı verilen sinekvari ırkı 3 ana parçaya bölecek. Sonrasında kuzeye kaçanlar Nerubian, doğuya kaçanlar Mantit, güneye saklananlar ise Kiracı olarak adlandırılacaktır. Ankiraj bölgesinde saklanan ve bölgede derin tünel ağları kazarak troll gazabından kaçan Kirajiler kaçınılmaz olan son ile karşılaşır ve Katun'un yozlaşmasına maruz kalırlar. Yavaş yavaş Katun'un kontrolüne giren ırk zamanla gücünü de arttırmıştır. Kraliçe Aşara bilmediği güçlerle oynar ve Azeroth büyük bir patlama sonucunda kıtalara ayrılır. Ve bu bölge Kalimdor kıtasının Silithus adı verilen bölgesinde kaldı. Yine Sandring adı verilen kıtaların ayrışması yalnızca kıtaları değil elfleri de ayırmıştı. Night Elfler büyü kullanan elfleri batıya sürmüş ve Kalimdor'da büyümeye başlamıştı. Ve nihayetinde Silithus bölgesine gelerek Kiraji ırkını rahatsız ettiler ve kovanlarından çıkan binlerce böcek ile kayan kumlar savaşı adı verilen büyük bir savaş başladı. War of the Shifting Sands yani kayan kumlar savaşı adını sadece çöl ikliminde geçtiği için almadı. Kraji ırkı bölgenin neredeyse tamamına hakimdi ve yer altına çok büyük kovanlar inşa etmişlerdi. Savaş sırasında bir anda savaşın seyrini değiştiren manevralarla elflere zor anlar yaşatıyorlardı. Kudretli bir duriyet olan Fandral Staken bile bu durum karşısında çok zorlanıyor ve ne yapacağını tam kestiremiyordu. Ve bütün savaşa son verecek bir fikir ortaya attı. Ancak tek başına başarması mümkün değildi. Bu nedenle de hali hazırda bölgeye yakın bir yerde bulunan sarı ejderhalardan yardım alacaktı. Ana Kronos önderliğindeki ejderhalar ve Fandral Staken başarılı bir şekilde böceksileri sileri Ankiraj Tapınağı'nın kapılarının gerisine kadar püskürtmeyi başardılar. Ancak onları orada uzun süre tutmak pek mümkün değildi. Ama ejderhaların yardımıyla büyüsel bir duvar oluşturuluyor ve Kraje ırkı Skarab Wall denilen ve tam Türkçe karşılığı bok böceği Duvarı olan duvarın arkasına hapsediyorlar. Elfler böylelikle savaşında da galibi oluyorlar. Ejderhalar Fandral'a büyülü bir asa veriyor ve büyülü duvarın arkasına geçmek istediklerinde mühürlenen kapının yanındaki gongu bu asa ile çalmaları gerektiğini söylüyorlar. Fandral Staken de Ankiraj'ın kapıları tekrar açılmasın diye asayı parçalara ayırıyor ve dört ana parçayı dört ejderha sınıfına teslim ediyor. Mavi, kırmızı, yeşil ve sarı. Böylelikle Kraji ırkı tamamen Katun'un kollarına bırakılmış oldu ve Katun gücünü zaman içerisinde giderek arttırdı ve dış dünya tarafından fark edildi. Azerot halkları Katun'u durdurma kararı aldı ancak bu iş o kadar da kolay değil. Öncelikle kapıyı açmamız lazım. Kapıyı açmak bile başlı başına bir iş. İlk olarak büyülü kapıyı açacak asa bulunmalıydı. Parçaları bir araya getirilmeliydi. Asanın kırmızı parçası Neferyan tarafından zorla yozlaştırılan Valeas Traz'da. Yeşil parça ise Eranikus'ta. Mavi parça ise Azuregos'ta. Bu bilgiye sahip olmamıza rağmen şansımız o kadar yaver gitmeyebilir. Parçaları hemen bulamıyoruz. Şansımız yaver gitse bile bu bahsedilen ejderhalarla pek iyi ilişkiler içerisinde de değiliz. Ancak World of Warcraft Vanilla'da ya da World of Warcraft Klasik'te oyunun belki de en uzun görev zincirlerinden birini yapıp ana Kronos'un yardımları ile bu asayı tamamlıyoruz ve Ankiraj'ın kapılarına dayanıyoruz. Kapıda büyülü bir gong var. Bu büyülü gongun birleştirdiğimiz asa ile çalınması lazım. Shiromar bizim için gongu çalıyor ve Scarab Ball adı verilen bok böceği duvarının kapıları oyuncular için açılmış oluyor. Daha sonrasında hikayeye göre Varok Saurfen komutasındaki Azeroth birlikleri Ankiraj'a giriyor ve Katun tehlikesini ortadan kaldırıyor. Tabi bu böyle söylediğimiz gibi pat diye kolayca olmuyor. Pek çok döneminde Azeroth'a nam ve korku salmış bossları devirmemiz gerekiyor. Bunların başlıcaları şöyle. The Prophet Sekaram Ankiraj yönetiminde söz sahibidir Hatta tapınağın geri kalanına erişim sağlayabilmek için kendisini yenmek zorundayız. General Rajax Ankiraj'ın askeri komutasının lideridir. Epey güçlü bir kirajidir Fandral ve Valstan Stakhan'la e karşı birebir mücadele edebilmiştir. Hatta Valstan Stakhan, General Rajax'ın ellerinde can vermiştir. Osirian the Unscared, Korkusuz olarak nam salmış, Horusat ırkına mensup bu boz zamanında Gracaron bile kafa tutmuş ki Grakarond efsanevi büyüklükte bir saray ejderhadır. Kayan Kumlar Savaşı'nda Osuryan tarafından yenilmiştir. Bu ejderhanın kalıntılarına Siltus'ta rastlayabilirsiniz. İkiz İmparatorlar Vekniler ve Velkor isimli bu iki Kireji İmparatoru Kireji ırkına mensuptur. Ancak barındırdıkları güç ve kudretten dolayı Kireji İmparator ırkı diye adlandırılıyorlardı. Ankiraj'ın yönetimi bu iki kardeşe aitti. Ancak perde arkasında başka bir boss bulunuyordu. Katun. Daha önce Titanlar tarafından durdurulan ve buraya hapsedilen bu old god, Raiden'in görevini tam olarak yerine getirememesinden dolayı nüfuziyetini arttırdı ve artık durdurmak biz kahramanlara düştü. Savaş konusunda epey yetenekli olan Katun hakkındaki detay bilgiye girmeyeceğiz. Bu isimlerini saydığımız hatı sayılı bossların bulunduğu reitleri ve nihayetinde Katun'u da öldürdükten sonra Ankiraj'ın hikayesi bitiyor ve Battle for Azeroth eklenti paketine kadar da çok büyük bir olay olmuyor. Aslında oluyor. Ama Redgon yemiş bir hikaye burada süre geliyor. Biz yine kısaca anlatalım. Çünkü Kataklizim eklenti paketi geldiği dönemlerde yaşanan ve çok da dahil olduğu bir takım etkinlikleri de anlamlı kılıyor. Azeroth halkları Lich King'le uğraşırken çok da Alacakaranlık tarikatının işine gelecek işler peşindeydi ve bir şekilde Medevin oğlu Medan'ı kaçırdı. Katu'nun cesedi üzerine zincirleyerek astı. Amacı Meda'nın içinde barındırdığı gücü kullanarak Katu'nu yeniden uyandırmak. Ancak Valera Sanguinar ve Merle Felstorm tarafından durduruldu. Hikayenin bu kısmı Redcon 7'den şu an için dikkate almıyormuş gibi yapabiliriz. Ancak ileride bizleri neler karşılar bilmediğimizden yine de anlatalım istedim. Bunun sonrasında ise Ankiraj güçlerini Kataklizm Eklenti Paketi gelirken yaşanan Elementallerin uyanışı sırasında ortaya çıkan rüzgar elementi prenslerinden Prens Sarsorun bir araya getiriyor ve çok aladına saldırılar planlıyor. Ankiraj kalıntıları arasında kendini gösteren Prens Sarsorun Elanis tarafında Kral Varian, Hort tarafında ise Kael'in tarafından yönetilen ordularca durduruluyor. Böylelikle de Azeroth'un kadim yıllarına dayanan tarihiyle Azeroth üzerinde büyük bir öneme sahip olan Ankiraj'ın özet hikayesinin sonuna geliyoruz arkadaşlar. Gündemde ankiraj özelinde bir hikaye örgüsü şu an için bulunmasa da gelecekte bir şeyler olacak gibi duruyor. Özellikle de ankirajın bulunduğu haritaya Sargeras tarafından saplanan kılıcın akıbeti hala gizemini korumakta. Konu Katun'la mı alakalı ya da başka bir maceraya mı yelken açacağız hep birlikte bekliyoruz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Bu videonun oluşması sürecinde bizlere desteğini esirgemeyen üyelerimize teşekkürlerimizi borç biliriz.